Herkese merhabalar. Gündem Beşiktaş programına hepiniz hoş geldiniz. İlker abi sen de hoş geldin. Ha boş bulduk. Uzun süredir görüşemiyorduk abi. Evet değil mi böyle e, 10 gün 20 gün geçmiş gibi ama ya. Hani Beşiktaş böyle biraz yoruyor. E, Bir de gündem de malum yani genel Türkiye. futbol gündemi de yorucu. Futbol gündemimiz de acayip şey i̇şte ben şimdi radyoda her gün yayın yapıyorum. Benim ana konum radyoda Beşiktaş değil. Bütün ülke sporu, ülke futbolu televizyonda yayın yapıyorum falan böyle acayip Böyle şey dolu dolu geçti. Bir de Rize'deydim. E, handball milli takım, kadın milli takımın maçını seyrettim. Yani zaten hani bir, en son videomuzu çektiğim zaman zaten dönmüştüm ama o süreçte biraz uzak kaldım böyle e, gündemden. Kızlar da bu arada Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Kadın handball milli takımımız tarihimizde ilk defa. handball'u sever Beşiktaşlar. Handball e, Beşiktaş'ın kültüründe çok derin yeri olan bir e, spordur. E, biraz daha sağ çıkması lazım bu takıma. Onu da söyleyeyim. Yani birkaç senedir salona az gidiyor. O genel kemik grubun dışında konuşuyorum. Biraz daha bu sene takımı ona onlara sahip çıkması gerekiyor bence Beşiktaş taraftarının. Onda böyle bir dipnot olarak sıkıştıralım. Zaten futbol kötü. İyi giden branşlara bari e, sahip çıkalım. De ben hep ben ba Basketbola çıktık. Erkek basketbolunda güzel sahip çıktı Avrupa maçlarında Beşiktaş özellikle. Tek, Ligde de zaten. Basketbol ekibi koşa devam edilecekmiş galiba abi. E, şart. Evet, şart. Yani şart. ayrılma gibi bir durum oldu. E, orada şöyle e, biliyorsun e, aslında bu takımın mimarı Çebi yönetimi. Zaten Çebi an ben alkış, alkışlıyorum gerçekten evet. Ahmet Nur Çebi. Ee, çünkü kendisi hiçbir şey karışmadı. Evet. Bir bıraktı. yani <gülüyor> <gülüyor> keşke futbolda da öyle yapsaydı. Bu galiba bir sene karıştı o da küme düşme. <laughs> küme yani tabii. Oynadım. O zaman bir de bazı Beşiktaş muhabir arkadaşlar var. taş gibi takım kurduk şu Ben evet. kadroya bir baktım. Tam transferde dedim ki yayında daha burada o zaman yayınımız yoktu. 5 yaş basketbol takımı düşmeme oynar arkadaşlar dedim. Ne şampiyondan bahsediyorsunuz. Evet, evet. bayağı kötü Maalesef şey. de öyle oldu. Neyse kurtardı. Orada bu işte bir yönetim değişik. Yani taraftar bir anda böyle birkaç orada da hatalıydı taraftar. Birkaç üstte işte kötü sonuçlar, kötü oyun falan hem hocaya hem de işte o dönemki basketbol sorumlusuna bir tepki ortaya koydu. Orada bir değişiklik oldu biliyorsun. Takım da toparladı. Tekrar yoluna devam etti o arada. İşte i̇yi bir sistem kurunca isimler gitse de Değişiyor. Koçla sistem devam ederse, e, orada Nedim e, Hoca'yı da tabii es geçmemek lazım, Nedim Yücel'i, e, hepsi çok güzel bir birliktelik oluşturdu. Nedim Yücel değil mi? Ya Doğru hatırlıyorum. Evet, evet ben de hatırlıyorum. Yani orada hep güzel bir birliktelik ortaya çıktı. sonra da e, bence gayet başarılı olarak adlandırabilecek bir sezonda yaşandı Beşiktaş'ın. Önümüzdeki Euroleague'de oynama ihtimali de var Beşiktaş'ın. Şimdi onu bilmiyorum ama işler biraz parayla e, alakalı. Şey yani. duydum ben yani biraz değişik bir program olsun. Olsun canım konu beş, e, Gündem Beşiktaş. Aynen öyle. Şey e, Euroleague galiba Alba'dan memnun değilmiş. Alba Berlin'den. Alba'nın kartını iptal edip bir kontajan açılma imkanı var orada. Olabilir. Bizi alır mı? E, çünkü orada sonuçta tabii Euro Cup şampiyonu olmak e, evet. orada önemli bir kriter olacaktı. E, ekstra bir e, pota açması gerekiyor bize. Kontenjan açması gerekiyor. Tabi aslında Türkiye'den üçüncü takım hep böyle konuşulur, edilir. Biliyorsun. Evet, evet. Hani Andolu Efes ve Fenerbahçe, e, Beko Türkiye'yi o anlamda çok iyi e, temsil ediyorlar Euroleague'de. Hep bir üçüncü takım konuşur. beş Beşli bir biraz çok yakındı. Fikret Orman'ın açıklamalarından sonra. Evet. Biraz... Ha bu arada Fikret Orman'ın açıklamalarında. Haklıydı. Üslup değil ama şey doğru, detaylar doğru. Yani çok büyük bir maliyet e, Euroleague ve geri dönüşü de yok. Size. Bir kazanımı o anlamda yok. Bir dengesi yok çok ciddi bir sponsorla e, olucu yürüyecek bir organizasyon. Anadolu Efes zaten bir şey. Çok büyük bir yani Anadolu grubu zaten. Fenerbahçe Beko sponsorla evet, e, bu, bu işi devam ettiriyor. Senelerdir. E, o yüzden Beşiktaş'ın da çok iyi güçlü bir e, ekonomik yapı verecek, altyapı hazırlayacak bir yöne, sponsorla yürürlüğe girmesini tabii ki çok isterim. Yani e, kim istemez basketbolu seven herkes aslında takımının yürürlükte yer almasını ister. Ama ya çok böyle umutlu değilim henüz. Bir süreci görmek lazım. Bu çok bu de de hep çıkar biliyorsun. İşte bir takım alacak, bizden bir takım alacak, Türkiye'den bir takım alacak filan. bekleyip görelim. Ya Hasan Arat'ın biraz hani basketbolu çok iş, ya eski basketbolcu, Beşiktaş'ta basketbol oynamış, işte dışta olması ve Euro hep hedef olarak koymuştu başkanlık döneminde. Aynen öyle. O biraz. Ya Hasan Arat getiriyor. ismi yönetimi yani konuşuruz belki bugün hani eleştiririz, şunu yaparız, bunu yaparız ama Türkiye'deki e, en önemli spor adamlarından bir tanesi. Türkiye'nin birçok uluslararası organizasyon e, başvurularında, organizasyonun altyapısının oluşturulmasında, ikili ilişkileri, toplu ilişkilerin oluşturulmasında e, her zaman rolü olan birisi. Yani Hasan Arat o anlamda Beşiktaş adına çok güzel bir e, isim. Yani lobi yapılacaksa direkt başkan kendisi var zaten. Hani evet. Öyle söyleyelim. Lobi yapma gücü de çok yüksek birisi. isim. Hasan Arat çok o konunun reklamını çok yapan bir insan değildir ama öyledir. Ee, o yüzden e, olursa yani olacağı varsa o Hasan Arat'ın orada devreye gireceği kesin olur. yani Kesin orada bir çabası olacaktır e, başkanın. Abi Hasan Arat demişken e, hafta içinde futbol takımıyla bir görüşmesi oldu başkanın. Aha. Bir takım toplantısı düzenlendi ve toplantıda e, ad, ultimatom verdi futbolculara. Öyle diyebiliriz herhalde. Sağda geri çekilen takım istemiyorum. Aklını sahaya vermek kim varsa bu kapıdan çıkıp gidebilir diye oyunculara söylediği sözler var. Sen genel olarak bu takım toplantısı havayı değiştirin. Bu toplantı hakkında ne düşünüyorsun? Bir de şöyle bir Hasan Arat yönetimini hazır boşluk varken icraatlarını bir masaya yatırsa sevinirim. Geç olsun güç olmasın demişler ya öyle her zaman her geçerli değildir o cümle. Yani eğer öyle bir şey yapılacaksa, yani çoktan yapılmalıydı. O geç kalınmış bir hamle. Zaten geriye çekilden takım istemiyorum sözü Santos'adır diye düşünüyorum. Yani oyuncu grubu, oyuncu grubu orada taktiği uyguluyor. Zaten e, konuşmuştuk Başakşehir maçını. Yani Başakşehir maçını ben ana ihaleyi e, Santos'a bırakmışım ama Beşiktaş'ın yaşın sezonunun ihalesini futbolculara bırakıyorum. E, bu çok geç yapılmış bir konuşma. Eğer böyle bir şey vardıysa, yani Beşiktaş'ın böyle bir ihtiyacı olduğu düşünülüyorsa. Zaten daha önceden yapılmadı. Ya yapıldıysa ve ya kamuoyuyla paylaşılmadıysa onu bilemem. Ama çok geç kalınmış bir eylem bu. Beş yaş oyuncuları çünkü çok uzun aylardır maalesef şey değiller. Yani saha içerisinde değiller. Evet. Yani hiçbiri değil. Hiçbir reaksiyon yok. Hiçbir bir reaksiyon göstermiyor. Yani herkes daha çok uçay kurize spor maçını söylüyor değil mi? Sonrasında bir... karı şey mi? Karabük mü? Karagümrük müydü? Evet. Karagümrük değil, değil mi? 3 var. Ki Karagümrük maçının hep söylüyorum belli bir sekansla Beşiktaş çok kötü top oynadı. Yani çok kötü top oynadı. Tam tersi Karagümrük çok iyi top oynadı. Çaykur spor karşılaşmasında çok erken gelen bir birazcık da futbol şansını yardım ettiği golle beraber rahatlayan bir Beşiktaş'ın yaşın e, arka arkaya bir de bir, ikinci golde kaleci hatasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle çözüydü Beşiktaş karşılaşmayı. Yani Beşiktaş aslında hiç reaksiyon vermedi. O hep söylediğim 4-7 Adana Demirspor karşılaşmasından beri e, Başakşehir maçında biraz çabası vardı ama orada hakkını yemeyelim. Yani e, oyuncu grubunun. Bu konuyla ilgili konuşma yapmak için çok geç kalmış Sayın Hasan Arat. Ee, belki hani kendisi daha Türk e, standardında Türkiye'deki yönetim anşının standartının dışında bir yönetim yapmak istiyor. Ortaya koymak istiyor. İşte Samet Aybaba işte futbol takımıyla hep muhatap olsun. Beyaz Uçar hep muhabbat, muhatap olsun. Ama Türkiye'de zaman zaman başkanın da devresi, devreye girmesi gerekiyor. Her ülkenin kendi geni kodu vardır bence geç kalınmış bir ultimatom. E, muhtemelen şundan dolayı e, bu takımın kupaya kazanacağına dair inançları sarsıldı. Evet, büyük ihtimal. E, ve kendi kendisi yani Hasan Asuçsuz kendisini de düşünüyor. Yani beş yaşı düşünerek geldi buraya ama kendisini de düşünüyor. O kupayı alamazsa e, tekrar başkan seçimi çok zor. Evet. Çok zor. O yüzden o kupaya ihtiyacı onun da var. Beşiktaş'ın da var. O oyuncu grubunun da var. Santos'un da var. Taraftarın çok var. E, o yüzden o kupaya asılmak için böyle bir e, hamle yapmayı e, düşündü. Deli mi? Geç kalınmış bir hamle bence. Ha sonuç gelir mi? Valla ben bu oyuncu grubuna güvenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani 5. Beş, yani Serdar'ı Serdar Hoca'yı dışarı çıkarıp 4. teknik direktörünün yemeği hazırlanan bir takımdan bahsediyoruz. Bir kadrodan bahsediyoruz. Yani öyle başkanın vereceği ultimatomlar falan çok etkili olmaz gibi geliyor bana. Ha Birazcık birkaç kilometre daha fazla e, kat ederler oyunda filan o kadar. Ya da belki bir sarı kart falan görürler. Çok bana şey gelmiyor. E, zor, zor bir kalma maça çıkacak Beşiktaş. Evet. Samsun maçına çıkacak. Abi şey e, kadro oyuncu grubuna güvenmiyorum dedin. Ha, o önce. anlamda güvenmiyorum. Reaksiyon vermediler anlamında. Seni e, bu sezonda en çok hayal kırıklığına uğratan ve sahada gerçekten çok isteksiz görünen futbolcu sence kimdi Futbolcular sence kimdi? İsteksiz mi? Yok ya yani şöyle isteksiz dersek orada bir amarti falan söyleyebiliriz belki. Yani hani Abubakar Bayli. E, Abu Bakar, belli bir dönem sonra. Yani geldi oyuncu ben isteksizlikten ziyade işte bu reaksiyon sonradan işte, <laughs> tabii isteksizliğe doğru gidiyor. Ama başta bu başı boşlukla alakalı aslında. Yani hepsi başı boş kaldı. E şöyle düşünün. Bur burayı bir sınıf olarak düşünün. Ee, öğretmen varken nasıl davranırsın? Öğretmen yokken nasıl davranırsın? Ya da e, çok e, hakim olmayan sana karşı çok e, hükmedemeyen e, bir öğretmen olduğu zaman nasıl davranırsın? sene başında aslında tam o profilde bir adam yok muydu abi, bu kadroyu? Da e, o, da i̇şte o, o da yapamadı. İşte o da yapamadı. Nasıl bir kadroysa artık Yani düşün. Orada Hoca'nın şey, da hataları var. Hoca hiçbir oyun oturt çıkartamadı. Yani o tamam Kiev eledi şunu eledi bunu eledi Avrupa'da beşeci gitti ama hatırlayalım Beşiktaş Abubakar gol atınca kazanıyordu. Alt Abubakar oynuyordu. sizin geçen sene on numara şey abiyle yaptığınız programda Vur ve Gors'ta vardı. Orada, Burada bu Burada da o. Vur Abubakar da vardı. Yani. Yani. Beşiktaş bir setle oyun kazanmadı. Burada hatta hatırlıyorum yani e, Abubakar atma, atamadığı zaman ne yapacak Beşiktaş? Videoların birinde var bu başlık videoların birinde. Abubakar'a yap çünkü atamadı bitti. Yani atamada bu bakar durdu. Beşiktaş durdu. Yani bu o zaman Şenol Güneş dönemi de e, kötüydü demek aslına bakarsan. bir şekilde gidiyordu ama arka arkaya bir gam. Lugano mağlubiyeti tabii her şeyi darmadağın duman attı Beşiktaş adına. Ama sonrası çok büyük bir felaket. Yani e, artık gelen hiçbir başıboş oldu diyeceğim. Ahmet Nurçevi boşladı teknik direktörler, teknik gitti, direktörler yani. zaten kim neden geliyor nasıl gidiyor neden gönderiliyor ne na diyor nasıl diyor hamına diyor mamına diyor filan diyor bir şey diyor Rıza şey Çalınbay yaptı. başka bir şey söylüyor Santos zaten bambaşka şeyler söylüyor Santos'un yaşı yaptığını Rıza Çalınbay yapsa iki kere kovulurdu evet. hani yani sonuç anlamında söylüyorum ben e, kovulmalı gerek yani kovulsun demiyorum şimdi Rıza Çalınbay için de demedim Santos için dedim de bir tek Burak Yılmaz için dedim de o da söylemlerinden dolayı ülkçe söylemlerinden dolayı e, yani başıboş olursa oyuncu grubu, öğrenciler kaos olur. 5 açıydı. Kaos çıktı. Kaos çıktıkça da ip koptu zaten. Ve şunu gördük. Eee Beşiktaş'ta ne zaman ki artık bu sene bitti kupayı bir kenara koyuyor. Artık bu sene bitti, gelecek sezonu düşünülüyor cümlesi çok hakim bir noktaya geldi. Beşiktaşlı oyuncular iyice Bıraktılar. Çünkü farkındalar büyük ihtimal Önümüzdeki sezon çoğu devam edilmeyecek. Aynen. Yani işte zaten herkes seni düşünüyor. Ben de bakarım seni. İşte belki Salih konuşmaya başladı. Cenk'in durumu ne olacak. Şimdi hayal kırıklığı yaratan oyuncular başlıyor. Salih Cenk haya kırıklığı, kırıklığı yarattı. Çok büyük haya kırıklığı yarattı bende. Ee, ki Salih yani çok böyle üst segment bir oyuncu olarak görmem. Bir kez daha söyleyeyim. Çok üst segment bir oyuncu olarak görmem. Ee, i̇statistikleri çok iyi oldu Şenol Güneş'e. Ama şunu unutmayalım. Ee, önemli bir futbol adamı ya da konuşarak bu cümleyi kuruyor. Adını vermeyeyim. Ee, Salih'in bütün istatistiklerini o ikili mücadeleler şunlar bunlar ceza asist falan hepsi Getson'un varlığı sayesinde. Evet. Yani Salih'in bir şekilde iyi oynamasına asbel kadar ya da iyi istatistikler yapmasına iyi oynamasına değil mi? istatistikler yapmasına sebep Getson. En çok eleştirimiz isimlerden birisi olan Getson. Zaten e, Beşiktaş'ın sıkıntısı orada. yani e, kimse bir şey yapamıyor. Bir bir somut oyun organizatörü olmadığından dolayı işte hepsi birbirine bağlı oluyor. Muhtaç oluyor. şimdi Bağlı olmak, oyun bütün halinde oynamak ayrı bir şey. Birine muhtaç olmak ayrı bir şey. Muhtaç haline geldiği zaman sıkıntı oluyor. Ee, ve Beşiktaş o anlamda bir sürü hayal oyuncu barındırıyor. Ee, benim gözümde. Ee, ama yani dediğim gibi isteksiz olarak e, söylersek ligin belli bölümünden sonra Bakarı söyleriz. Amartius'un ki Amartius da şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyor adam hani hakkında yemeyelim. Yani iyi yapıyor, kötü yapıyor taşmasına ayr. Bailey e, belli bir dönemden sonra bıraktı. O da bıraktı. Rosie'ye yani. de öyleydi abi. de öyleydi. Yani e, çok var öyle. E, şey yani bırakan ama e, çok is, yani, isteksiz olan çok ama şey olan yani e, belli bir dakikaya kadar zorladıktan sonra tamamen bırakan işte Cenk, Salih. Bunlar en reaksiyon vermesi gereken adamlardı. Raşit Gezal. Raşit Gezal ee, o da öyle yani aslında Aslında şey. isteksizdir Raşit Gezal hala isteksiz değil ama hem sakatlıklarından evet. dolayı hem de o takımın kolektif bir babası olmadığından dolayı iyice İyice gidiyor. düştü. Yani çok yani Beşiktaş'ta şey yok. Yani bir semih işte yani bak Ege de gitti. Yani çocuk neyse ne yaptıysa bilmiyorum. Her yani bu genişler şey filan demişler hani bu adam. İstemiyorum ee, Demir Ege İstemiyorum var de. çocuklar var, gençler o, var filan. O işte abi. Yani da büyük ihtimalle devam edilmeyecek. Ee, Demir Ege'yi görmek istiyordu. Kiralık oyuncu aldırmadı deniliyor. Fernando Santos kiralık oyuncu istemedi. Benim evimde Semih Demir Ege, Emre Can tarzı var. Üçünü oynatabilirsin yani aslında. Çünkü yani değil. anlamıyorum ben hakikaten. Hele hele ligdeyken artık yani şey artık belli ki üçüncülükle gidiyor. Yani belki hatta beşer dördüncülüğü kaybetmemeye. Evet. Çalışmalı yani. Öyle bir durum da var e, ee, seni stoper, stoperler hani Necip işte hani sezonun en özverilisi belki de Necip. Ha, Koli beğenmiyorum ama elinden geleni yapıyor. Yani yapıyor. Ama bak doğru bir stoperin ne kadar önemli olduğu ortada. Beşiktaş geçen sene Sais Koli ikilisi oynadı değil mi? Koli o zaman da yetersizdi ama İyi gözüküyordu. İyi gözüküyordu. Neden? Çünkü yanında iyi toparcı bir stoper vardı. Ki iki tane sol ayaklı stoperle oynamaya rağmen. Yani. Rağmen yani, Çok zor bir şeydir sol ayaklı stoperle oynamak. Aynen öyle. Şey, sevmez direktörler çok fazla. Tercih etmezler daha çok fazla. E yani e bak Beşiktaş'ta lider stoper kalmadı. Dağıldı. Darma duman oldu. Sezon başı demiştim. Acemice hatalar yapmaya çok müsait bir ortası şey savunması var Beşiktaş'ın. Ve yine demiştim. Bol bol Necip izleyeceğiz bu sezon. Daha ikinci videoda filan demiştim. Evet. Yani e, kadro tamamıyla bir hayal kırıklığı. Bütünüyle bir hayal kırıklığı. Hiçbirini ayırmayalım. Çünkü öyle bir sezon ki e, herhangi bir tanesinin çok ön plana çıkartmanın çok bir manası yok. Bütünüyle hayal kırıklığı bir e, kadro performansı diyebiliriz. Çünkü birliktelik de yok takımda. Evet. Maalesef. Fernando Santos'un açıklamalarına geçelim abi istersen. Geçelim. Ne dedi? Ne demiş? Maç sonunda aslında ha, maç sonu e, konuştum, konuşmuştuk maç sonu çekilmiş evet, programda. evet. Ee, şey diye bir açıklaması var. Asıl plan önümüzdeki sezonun projesi açıklaması var. Hay hay. Burada da ben e, aynı noktaya göre önümüzdeki sezonun projesi ise Emrecan Terzi, Tayip Talha'yı, Demir daha fazla izlememiz gerekiyor bence. Çünkü bu oyuncuların rotasyonda olup olmayacağı bu sezondan belli olur. Artı şöyle düşünelim. Gelecek sezon mesela bir önce geçen sezona dönelim. Geçen sezon Şenol Güneş geldi. Ee, Amir transferi oldu. Değil mi? Sonra Abu Bakar da geldi. İki transfer falan derken Beşiktaş sezonu iyi kapattı. Hatta neredeyse ikinci bitirecekti. Evet. Değil mi? Ee, ve şey gelecek seneye ne vardı? Ya Beşiktaş bir oyun şablonu oturdu. 3 takviye. 3 4 takviye. takviyeyle bu iş hallolura doğru geldi evet. ki ben hani ona da karşıydım yani. Öyle bir şey yok. Beşiktaş kazanması gereken maçı hiçbirini kazanamadı geçen sene diye de ona da çark koymuştum. Daha burada artık yoktu o zaman ama radyoda filan televizyonda çok söylüyordum. Geçen kazanması, Konya maçı dahi kazanması gereken maçı hiçbirini kazanamamıştı. Ee, ama bir oyun vardı, bir, bir şey vaat ediyordu değil mi? Bir gelecek vaat ediyordu. Şimdi gelecek sezona dair bir şeydi yani hazırlıktı. E, sen şimdi Beşiktaş gelecek sezon şöyle bir oyun oynayacak diyor muyuz? Hayır. Şu oyun yapısı olacak, şöyle oyuncu yapısına ihtiyaç var diyor muyuz? Diyemiyoruz. E o zaman gelecek sezona yönelik bence o zaman şöyle bir hazırlığı var Santos'un. Yani o zaman şöyle alalım. Başlarda oynatıyor. Kim gönderirse ona karar verecek. Yani gelecek sezon hazırlık anlamında. Neye göre transfer yapacaksın o zaman? Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Yani o kapanan takım karakterine sahip bir takım mı yaratacak? Yoksa yine böyle yine kapanan ama Lucescu dönemindeki gibi çok güçlü hücum yapısı olan bir kadro mu oluşturacak? Bugün e, vardı haber. 9 yabancı kalacak. Şu anki mevcut kadrodan 9'u kalacak. Şeklinde diyor ama kim onlar çok merak ediyorum. Yani 9 tane kalmayı kalacak çapta. Mu El Musrati. El Musrati. Onları zaten yine aldı. Aynen. Masuako o zaman kalıyor diye düşünüyorum. Herhalde Sivan sonunda kalacak. Sivan sonunda kalacak. 9'a yine ulaşamıyorsun. Koli. Ra Raşitsa. kalmaması lazım. Raşitsa var. Ha, Koli şöyle kalmaması lazım. 5 yaşın. Şu an kaç tane stoperi var? 4. Warrell. 5 hafta. hatta. Yok e, yok yo, şey gerçek stoper. Warrell. Gerçek stoper. Koli. Koli o kadar. Tayip yabancı. Yabancı yabancı, yabancı iki tane var abi. Tamam. Bir de bizim Tayyip Talha var. Evet. Okey. Bir de Emre Can olacak. Emre Can ama hiç görmedim. Yani o daha zamanı var diye Tayyip Talha. İki tane stoperim var. İkisini de göndermek zorundasın. Zaten bir tanesi kiralık. Bak az önce dedik. İyi bir lider stoper. Birinci stoper. Onun yanına da ee, topar iyi oyuncunun yanında oynadığı için toparlandı demeyeceğin bir stoper lazım. Çünkü o senin birinci stoperin olmadığında sakatlandığında ya da kart cezası olduğunda gelecek olan yedek stoperi taşıyacak olan çapta bir ikinci stoper olma, sahip olman gerekiyor. Beş yaştaki stoperlerin hiçbir öyle değil. Beş yaştaki stoperlerin hepsi ikinci, üçüncü stoper. Evet. Beş yaşın birinci ve ikinci stoper alması lazım. O yüzden de Borola Koli'nin göndermesi gerekiyor. Çok net. Yani doğru ya doğru. Yani kendi doğru tabii bu. Yani bizi izleyen arkadaşların başka doğrusu vardır. O ayrı mevzu. Amir kalabilir abi bu arada. Amir ha Amir kalabilir. Ama Amir e ilgili ne tasarrufu var bu e, Santos'un bilmiyoruz. Çünkü Santos o daha net, sonra sakatlığı net, var net, çocuğun. Yani evet. Şey olmadı. Yani çok çok şey var Beşiktaş'ta çok. Yani bak bir kez daha söyleyeyim. Yeni yabancı kuralı 12 tane yabancı alabilirsin. Bunların ilk 11'de istersen hepsini oynatabilirsin. 11 tanesini. Bir tane yedek kalacak. Geri kalan ee, yerli. yerli. Yani oyunu değiştirmek için şey yapar. Seteris paribus derler iktisatta. Bir diğer bütün değişkenler sabitken. 11 yabancı ile bir karşılaşmada oyunu değiştirmek adına ee, işler ters gidiyorken değiştirmek adına yapacağın hamlede Türk oyuncuya döneceksin senin Türk oyuncu kaliten çok yüksek olmak zorunda. Beşiktaş'ın Türk oyuncu kalitesi şu anda Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da altında. Evet. Beşiktaş'ın bu transfer döneminde ivedilikle yerli oyuncu kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Şampiyonluk için her zaman her zaman şart olan yerli oyuncu kalitesidir. Yerli oyuncunun sorumluluk alma güdüsüdür. Seneye bu daha da önemli gelecek. O yüzdendir ki her ne kadar göndermesi gerekir desem de Salih de Cenk'in muhtemelen Beşiktaş o yüzden tutması gerekiyor. Yani Cenk'in yeni bir yerle trans şey yapamayacaksan ya golcü ki Cenk muhtemelen yedek oturmuyor da dert etmez artık hani seni. Salih'in yerine daha iyi bir yerle almayacaksan o zaman onları tutman gerekiyor. Tayyip Talha falan zaten var onlar hani ayrı. O Tayyip Talha kısmı zaten apari bir soru da. 5 ee, yaşın yerli oyuncu kalitesini çok yükseltmesi gerekiyor bu yaz döneminde. Ne yapıp edip bulması gerekiyor bir yolunu. Yani yabancı transferinden daha önemli. Bak ben sana söyleyeyim. Evet evet. Özellikle bu sene ve Galatasaray'la Fenerbahçe'nin yerli kalitesi bu durumdayken o şampiyonluk yarışına tekrar girebilmek Aynen. için. Aynen. Çünkü ben şey çok böyle inanmam. Hani şey çok acayip kalır var. Seni daha da güçlenecek. Nereden biliyorsun? İki tane transfer yaparsın darma duman olur. Evet. Takım. O şey kimya bozulur. O, o kadar kolay değil o işler. hani. Ama 5 yaş o şampiyonluk yarışında var mı vermek istiyorsa bir kez daha daha Kasım ayında ligi bitirmek istemiyorsa yerli oyuncu kalitesini de yabancı kalitesi kadar yüksek tutmak zorunda. Evet. Ve şu anda o, öyle değil. Bayağı geride. Yani. Aynen. Tayfur Bingöller ve Umut Paraşlar'la olacak. Olmaz. yani. yani bunlar çok, çok iyi sağlıklısı. çocuklar. Evet. iyi niyetli çocuklar. Ee, ama olmaz. Onur da yedek ikinci stoper olur. İkinci sabek olur. Birinci evet. hala bir birinci sabek kalması lazım. Ben söyleyeyim. İyiydik Başakşehir maçında kabul. Ama yani o kadar basata alıştı ki Beşiktaş. O yüzden iyi gözüküyor. Unutmamak lazım. Belki kaliteli bir kadro ile bir Andreas Beck performansı alınabilir ha. Yani. Anca olabilir. şey kullanılarak böyle daha savunma. Olabilir daha savunmacı olarak. olsun. Sol bek daha ofansif Piziksel olsun. Bir Biraz sever şey... severdi onu Şenol Güneş öyle yapardı. Çünkü o olabilir. o şampiyonlukta bir kanat dön ya yani bir Bek'in Bekti diğer Bek'in İsmail İsmailköybaşı'ydı onu güzel harmanlamış. Evet evet olabilir öyle. O fizikselliğini öne çıkararak belki bir harman yapabilir. Yani ama hala ben yine de birinci kalite olarak birinci <laughs> evet, bek olarak tabii, görmüyorum. Tabii. Yani. Fernando Santos'un bir açıklaması daha var abi. Eee farklı bir oyunu üzerinde çalışıyoruz demiş Fernando Santos ama biz bunu pek göremedik. Sence bu niye sahaya yansımıyor? İdmanlar farklı bir şey herhalde. Mi? Müsamere mi var sezon sonunda? Alamazlar <laughs> ya. Yani. Ne yapıyorsun ya? Yani ne azından ne bilmiyorum. Hani detay verdi mi bunun ilgili? Yok. Ama benim tahminim şu yönde. Yani sen dediğin oyun savunma ağırlıklı bir oyun vardı ve o savunma ağırlıklı oyun değiştirdi. Kupaya saklıyorsa yani kupa için ligi artık bıraktık. Kupaya saklıyoruz diyorsa eyvallah. Hani bi bilmiyorum şimdi. Biraz absürt geldi bu hani tatbik nerede edeceksin? Hazırlık maçlarında filan mı tatbik etti yoksa e, basına kapalı antrenmanlarda mı hani bir sürprizim var filan gibi bir şey mi bilmiyorum ama benim son aldım son maçtan model alırım. Beşiktaş hiç organize zaten yapamadı. Bir Fak tane işte. Farklı bir oyun belki budur abi. Rakibi organize olmadan gelmek. Ama zaten öyle yendi Beşiktaş. Yani Santos geldikten sonra da e, Rıza Hoca döneminde de hep şeydi. Hani Şenol Hoca dönemi biraz tamam. Ee, Serdar Toprak Tepe dönemi azıcık tamam. Ee, ki yani orada da tabii yine çok böyle şey yok. Mesela Kasımpaşa Mahallebi falan hani vardı orada Beşiktaş yine. O kötü bir oyunlar. Ama zaten Beşiktaş hiçbir zaman organize bir şey değil Santos'un oyunu ki pragmatist açıdan doğru dediğim oyunda o. Bak bu sezon için oynuyorsa kabul demiştim ben. Çünkü Beşiktaş'ın skora ihtiyacı var. 3 puanı. O hani yazacak 3 puan ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ondan zaten vazgeçti. Beş yaş arka arkaya mağlubiyetler aldı. Başakşehir maçında da oyun oynamadı. Yüzde yirmi top oynamış olabilir ama o Trabzonspor maçıyla beraber ortaya çıkan o savunma ağırlıklı topu oynamadı. Sadece geri çekildi Beşiktaş. Çok evet. bir maçtı o. Yani Başakşehir maçı inanılmaz abzürttü. Gaziantep maçı kadar kötü bir maçtı o. Sivas, Gaziantep, Başakşehir. Bu üç maç Beşiktaş adına fiyasko maçlardı. Ama Başakşehir aradaki 15 günden dolayı daha fiyasko haline geldi. Orada savunma oynamadı Beşiktaş. Rakip zaten gelmedik üzerine. Evet. Rakip gelemedi düzene. Çağdaş atan işte yanlış beş şakanız yapmış. <laughs> Görmesini beklemiyorduk diye. Yani e, oyunla ben oyunla kıyaslamıyorum. Yani daha önce böyle işte Trabzon maçıyla beraber çıkarttı o defansif ağırlıklı oyunla kıyaslamıyorum. Orada bir savunma şablonu vardı. Beşer ceza alma sokmuyordu rakibi. Hani çok katı bir set çekiyordu ve Semih'in bireysel yeteneğiyle gol buluyordu. O bir pragmatiz bir çözüm olarak kabul ediyordum onu. Ama Başakşehir maçının ikini kabul etmem. Yani antrenmanda onları çalışırsa eyvah yani. <laughs> eyvah. Önünde de çok zorlu bir maç var. Samsun spor maçı var Beşiktaş'ın. Olası bir puan kaybında oklar kime döner? Kupa dışında şu anda bir şey yok bence Santos'un. Tedirginliği yok Hı. bana sorarsa. Yani tedirgin olması gerekecek bir durum yok. Ankara gücü maçı o zaman. Evet Beşiktaş'ın Ankara gücü maçları. Ankara gücü maçları ve Karagümrük ya da Trabzon maçı. Yani Beşiktaş şimdi kazanması gereken 3 maç o. Peki olası bir Kupadan elenmede kime tepkiler yükselir? Santos. Daha başkan tarafına gelmez. San başkanı zaten ya Santos'a devam edeceğim derse o başkanı döner. Hı. Yani zaten o iftar yemini söyledi. Bizim hedefimiz üçüncülük ve Türkiye kupası dedi yemekte. Ee, bak başkan göndeririz kalı falan demedi. Biz göreve geldiğimizde iki tane hedefimiz vardı. dedi. Üçüncülü ve Türkiye kupası. Beş yaşlı üçüncü bir iftiremez. Kupayı alamazsa Hasan Arat hedefine ulaşamamış. Kabul edecek kendisini. Hedefine ulaşamadığında sorumlu kim olacak? Santos. Santos olacak. Yani muhtemelen gider. Peki abi teşekkür ederim. Kendin ben teşekkür ederim. Için. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Ee, umarım 5 yaşın varlığının tatlılığında bir bayramınız olur. Ee, her takım taraftar için. Fenerbahçe için de Fenerbahçe'nin tatlılığının, Galatasaray için Galatasaray'ın fark etmez. Taraftar olmak güzel bir duygudur. Ee, bir takıma böyle aidiyet hissetmek çok böyle sıkı ve birazcık hani e, sosyopat derecede <laughs> olmadığı sürece güzeldir. E, çünkü olmayan bir şey yani bir, bir süreel bir kavramdır taraftarlık. Tabii. E, bir olmayan olguya bir sevdadır. E, Karşılıksız Karşılıksızdır. Aslında yoktur yani tüzel kişilikten bahsediyoruz. güzel evet. Tüzel bir kişiye aslında bu hani sevda. Çok sıra dışı bir şeydir. O yüzden normal bir şey değildir taraftarlık. O yüzden güzeldir. E, dediğim gibi Beşiktaş'ın varlığının Tatlında bir bayram olsun. İnşallah Beşiktaş'la ekstra bir takım e, şekerler sunar bize bayramda. <laughs> İnşallah abi. izleyicilerimiz de hatırlatmıyor. Size de iyi bayramlar var. bu arada. Tabii sana da iyi bayramlar abi. Ellerinden öpüyorum seni. Teşekkür ederim. <laughs> Derdar ol evladım. Abone olun diyeceksin <laughs> değil mi? Evet. Abone olun. Twitter'da karar... Twitter'da 1.1 milyon mu olduk? Instagram'da da Instagram'da, Instagram'da olduk galiba. Instagram'da olduk abi. mı olduk? Muhteşem. Harikulade. Adım adım yükseliyoruz. Harika. Harika bir ekip siz bakmayın bana ben buradaki nedirci kim sadece. Ee, burada harika işler yapılıyor. Tabii ki Big Boss Çağdaş ondan sonra bütün herkes burada ee, elini taşın altına koyuyor. Hepsinin emeğine sağlık, sizlerin de emeğine sağlık. Senin daha ee, güzel. futbol güzel bir oldu. Dedim ki ben bana bakmayın siz. Abone olun. Burada <laughs> çok güzel işler yapılıyor. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>